Seherde açılır perde. Düştüm yerde, düştüm yerde. Derman sende. Düştüm yerde, düştüm yerde. Derman sende. Görünenle olan bir olsaydı bilime gerek kalmazdı diye güzel bir söz var. Bir filozofun sözü. Görünen şu. Kadınlar erkek şiddeti altında eziliyor. Erkeklerin çoğu tacizcidir. Erkeklerin çoğu kadını sömürür şeklinde. Ve diğer yanlış algı Günümüz çağdaşlaştı, modernleşti, algı gelişti. Kadına verilen pozitif ayrımcılıkla kadınların ezikliği, ezilmişliği telafi ediliyor şeklinde. Kadının beyanı esastır gibi algılarla, düşüncelerle yani ortaya feci şeyler. Müthiş adaletsizlikler çıkıyor. Ne demek kadının beyanı esastır? Ne demek pozitif ayrımcılık? Bu cinsel bölücülüktür. Neden insanı cinsel olarak bölüyorsunuz ki? Erkekler ne kadar e, şımartılmışsa geçmişte, şimdi de kadınlar şımartılıyor. Caninin, psikopatın, Üçkağıtçının, canavarın erkeği kadını eşcinseli var mı erkeğinde kadınında eşcinselinde travestinin de iyisi kötüsü canavarı vardır burada olay ve olgular ve kötü niyetli insanlar ve kötü eylemlerle mücadele etmek yerine ne demek cinsel bölücülük ne demek kadına pozitif ayrımcılık veya e, kadının beyanı esastır. Böyle bir şey olabilir mi? Kadın canavarsa ne olacak? Birçok olayda da öyle. Ünlü bir sinema yıldızının sevgilisine darp ettiği için uluslararası kamuoyunda linç edildi. E, Karayip korsanlarının yıldızı. Ancak telefon görüşmelerinde, ses kayıtlarında kadının iftira attığı anlaşıldı. Şu anda Türkiye'de hemen hemen her bölgede kadına yönelik şiddet var. Kadına yönelik şiddeti onaylayacak, takdir edecek, destek çıkacak değiliz. Ancak neden arttı? Eskiden var mıydı? Elbette vardı. Ancak bu kadar yoktu. Peki kadının erkeğe şiddeti var mı? Elbette var. Maddi gerçek şu: şu anda tüm dünyada kadına verilen fazla haklar yanlış kanunlar sebebiyle kötüye kullanım ve erkeğe yönelik saldırılar çok fazla. Ortada şöyle tipler vardır, feminist tipler vardır. Karşıdaki erkek oldu mu? Direkt hemen sapık diye yapıştırır. Yani ilk suçlaması sapık. Bu tipleri teker teker inceledim ben çevremde. Yani bir erkek gördü mü veya en ufak bir suçlamada karşıdakini sapık diye damgalıyor. Bunların geçmişini, çevresini inceleyip bir örneklem, bir örnek uzayı oluşturduğumuzda sapkın olan suçlama yapandır. Bir insan delilsiz suçlama yapıyorsa mutlaka o kişide vardır. Kendi eksiğini karşıya yansıtıyordur. Günümüzde şu tipler bilinmiyor. Lezbiyen, ensest, pedofiller. Yani kendi kızlarını, kendi yeğenini, torunlarını taciz eden kadın tipleri toplum tarafından bilinmiyor. Tahmin edilemiyor. Ancak bunlar çok fazla. Hem de tahminden çok fazla. Bir, kad bir babanın kızına taciz yapması görülüyor. Çok da dava var bununla ilgili. Anne sessiz kalabiliyor. Ee, hoş değil. Bunlarla ilgili dava var. Ancak bir annenin kendi kızını kendi oğlunu, kendi torununu, yeğenini taciz etmesi pek bilinmiyor. Bunları vaka örnekleriyle, delilleriyle teker teker toplumun ve takipçilerimin bilgisine sunacağım. Algı ve bilgi geliştikçe çok şey değişecek. Şu anda o durum o kadar kötü ki Birçok taciz olayında, birçok istismar e, olayında artık e, para dönüyor. Şunu sık sık duyuyorum, sık sık şu geliyor. Birçok hukuk dosyasını okudum, iddianameyi okudum. Kadın otobüste gidiyor, otobüs şoförüne geliyor, diyor ki şu yanımdaki oturduğum kişi taciz etti. Böyle tipler var mı? Var tabii ki, hem de çok. Otobüs şöförü, karakola çekiyor. Adam tutuklanıyor. Kamera kayıtlarını incele, incelemiyor savcı. İncelediğinde böyle bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi ne yaparsın? Adamın tutuklandığı mı? Yani sürülen kara leke mi? Daha da kötüsü dava açılıyor. Kamerada her şey görülüyor. Kadının dedikleri hayal mahsulü dava açılıyor. Ve para karşılığı anlaşılıyor. Kadının beyanı esastır. Bu anlayış, bu görüş çok yuva yıkıyor. Çok insanın ocağını söndürüyor. Kadınların yalan söyleyebileceği, iftira atabileceği, erkek kadar kadının da cani olabileceği, tacizci veya sapkın olabileceği bilinmiyor, algılanmıyor. Toplumda ekstremim veya çok az elit bir kesim, hayatı görmüş yaşamış kesin biliyor bunu onların da eğitimci kimliği olmadıkları için bunu dile getiremiyorlar ancak kadın pedofiller kadın caniler canavar anneler canavar kadınlar çok çok fazla şu bilinen bir gerçek randevu evlerini veya birçok çirkef yuvasını işleten genelde kadındır çoğunlukla yüzde doksan gibi. Oradaki kadınları kurtaran ise çoğunlukla hemen hemen yüzde yüze yakın erkeklerdir. Bu elbette erkek iyidir, kadın kötüdür, kadın iyidir, erkek kötüdür değil. Demek istediğim şu, erkek veya kadın yüzde yüz iyi, yüzde yüz kötü olacak diye bir şey yok. Kadının beyanı esastır şeklindeki bir anlayış yanlış. Peki kadının bir sürü beyanı var. Elit birisi tecavüz ediyor, öldürüyor veya işte tacizci, güçlü. O zaman neden tutuklanmıyor? Tonla olay var böyle. Demek ki kadının beyanı esas değil, güçlü kadının beyanı esas. Yani adam zayıf, kendini savunamayacak düzeyde ise kadınsa güçlüyse her şey değişiyor demek ki. Bu toplumumuzda bir yara. Bunu değiştirmeliyiz, tartışmalıyız. Delilleri ortaya koymalı, hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bir gün herkes erkek veya kadın veya eşcinsel bu iftiraya maruz kalabilir. Şu anda binlerce, on binlerce erkek evinden uzaklaştırılmış. O da geliyor, vuruyor, öldürüyor. Elbette bunları savunacak değiliz. Ben sivil toplum örgütlerinde aktif rola, rol aldım, yönetici konumunda. Hep kadınlardan, çoğunlukla kadınlardan tarafa tuttum. Elbette gönlümüz zayıf kadında, çaresiz kadından yana. Ancak sistem zayıf kadını önemsemiyor güçlü kadının eline, canavar kadının eline böyle bir güç vermek çok büyük yanlıştır ve toplumsal adaletsizliğin birçok hukuksuzluğun gerçek sebebidir. Evden haksız yere uzaklaştırılan bir erkek geriye dönüp şiddet uygulayabiliyor. Peki kadın cinayetleri bu kadar fazla mıydı eskiden? Yani kadın öldüren birisini herkes ayıplardı. Cezaevlerinde dahil. Şu anda neden bu kadar fazla? Peki taciz suçlamasıyla hapis yatan tonla insan var. Onlar ne olacak? İspatlı, delilli iftiralar var. Onlar ne olacak? Bu konuyu ayrıntılı ve seri şekilde düşünmeliyiz. Mücadele etmeliyiz. Amaç maddi gerçek Gerçek olayları ortaya çıkarmalıyız.